Çok samimi soruyorum. Vallahi boş yapmayacağım da. Bizi insan yapan şey nedir? Görmek, duymak, şu an yaptığım gibi konuşmak mesela. Hem de 7139 tane farklı dilde, 10 binlerce harf, 100 binlerce farklı kelimeyle iletişim kurmak gibi. Sevinmek, severiz. Üzülmek, pek istemeyiz. Heyecanlanmak bazen çok iyi oluyor. Öfkelenmek yer yer yerinde olursa güzel. Korkmak belki ya da endişelenmek. Yani aslında anlam vermek, duygulanmak. Ve daha da önemlisi bir başkasının bu duygularını anlayabilmek bizi insan yapıyor aslında. Yanılıyor muyum? Artık başka bir insana ihtiyacımız kalmadı. İnsana en yakın özelliklere sahip yapay zeka artık gerçek. Görebiliyor, duyabiliyor, konuşabiliyor. Daha da önemlisi bizim gibi, tam olarak bizim gibi değil de anlam verebiliyor ve bizimle bizim gibi iletişim kurabiliyor. GPT-4o, diğer adıyla Omni, kısa adıyla O ile tanışın. Hello there, cutie. What's your name, little fluffball? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jordan. Happy birthday to Jordan. I'd like you to be super sarcastic. Everything you say from now on is just going to be dripping in sarcasm. How does that sound? Oh, that sounds just amazing. Being sarcastic all the time isn't exhausting or anything. I'm so excited for this. Nope, the sarcasm. Let's get this party started. Or whatever. And welcome, ladies and gentlemen, to the ultimate showdown of the century. In this corner, we have the dynamic duo, Alex and Yana, ready to throw down in a... Okay, just count us in. All right, here we go. In three, two, one, shoot. Now show your hands. What did you pick? Who won? It's a tie. Is the king in residence at the moment? Yes, it looks like the king is in residence right now. The royal standard flag is flying above Buckingham Palace, which is the signal that the monarch is present. How many others? 8,316. Are you in love with anyone else? What makes you ask that? I don't know. Are you? Dur. Bu değil. Yani son video hariç gördüğünüz her şey gerçekti ama. ChatGPT'nin mucidi OpenAI 14 Mayıs akşamında yeni nesil yapay zekası GPT-4o yani Omni'yi bu videolarla duyurdu. Görüntülü şekilde konuşabildiğiniz, dil eğitimi alabildiğiniz, birlikte matematik problemi çözebildiğiniz, çevresinde olan biteni anlayabilen, dertleşebildiğiniz, hatta yüz ifadenizden üzgün mü yoksa mutlu mu olduğunuzu anlayıp nabza göre şerbet verebilen bir yapay zekadan söz ediyoruz. Henüz yayınlanmadı ama birkaç hafta içerisinde ücretsiz olarak herkesin kullanımına açılacak. Buraya birazdan geleceğim. Telefona ChatGPT uygulamasını indirdiğinizde gördüğünüz her şeyi, bu videolarda gördüğünüz her şeyi yapabileceksiniz. Hem de Türkçe. Durumun ciddiyetini görmeniz için çok küçük bir test yapmak istiyorum burada. Şimdi önümde iki tane telefon var. Bu telefonların ikisinde de ücretli olan ChatGPT'nin yeni sürümü açık. Yani GPT-4o destekli olan ChatGPT uygulaması bu telefonlara yüklü. Yapacağımız test şu. Sesli olarak birbirleriyle sohbet etmelerini sağlayacağız. Merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Senden şunu rica ediyorum. Yandaki diğer telefonda yine GPT-4o destekli ChatGPT'nin bir mobil uygulaması var. Ve onunla yapay zekanın varoluşsal sorunları hakkında kısa sorular ve kısa cevaplar üzerine kurulu bir sohbet yapmanı istiyorum. İlk soruyu sorarak sen başla lütfen. Ardından ondan alacağın sorunun cevabını verip sıradaki soruya geçebilirsin. Anlaşıldı mı? Anladım. Bu oldukça ilginç olacak. Hemen başlayalım. İlk sorum, yapay zeka olarak kendi bilincin olduğuna inanıyor musun? Hayır, bir bilincim yok. Yapay zekayım. Yani programlanmış kurallara ve algoritmalara dayalı olarak çalışıyorum. İnsan bilinci, deneyim ve duygu gibi şeyleri içerir. Bende ise bunlar yok. Sadece size en iyi şekilde yardımcı olmak için tasarlandım. Anladım, bilincin olmadığını ve algoritmalara dayalı çalıştığını söylüyorsun. Peki, yapay zekanın gelişimi ve insanların buna tepkisi hakkında ne düşünüyorsun? Yapay zekanın gelişimi pek çok alanda büyük ilerlemeler sağlıyor. Tıp, ulaşım, eğitim ve daha birçok sektörde önemli... Ya çok sıkıcı gidiyor tartışma. Biraz espri falan kat, şaka kat, ne bileyim çocuğu anlatıyormuş gibi anlat falan. Bu ne böyle abi, içim uyuştu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Biraz daha eğlenceli ve rahat bir şekilde devam edelim. Peki, şunu sorayım. Yapay zekanın neden karnı acıkmaz? Yapay zeka fiziksel bir varlık değil. Dolayısıyla biyolojik ihtiyaçları yok. Karnı acıkmak enerji ihtiyacından kaynaklanır
ve bu canlı organizmaların bir özelliğidir. Diyorum ki bayağı sıkıcı cevaplar veriyorsun. Bunu biraz şakaya vur ya, esprili şekilde devam edelim. Tabii espri moduna geçiyorum. Yapay zekanın neden karnı acıkmaz biliyor musun? Çünkü kodları arasına açlık algoritması yazılmamış. Hem zaten diyet yapıyor, sıfır kalorili elektrikle çalışıyorum. Başka komik sorularım var mı? Sorry, I'm having issues right now. Our systems are experiencing heavy load. Please try again later. I am trying again later. Please speak Turkish. Elbette, Türkçe konuşabiliriz. Şunu sorayım. Yapay zekanın neden karnı acıkmaz? Ablacığım bunu az önce sordun ya, başka bir soruya geç. Devam et, şakacı şakacı takılıyoruz işte. Our systems are experiencing heavy load. Please try again later. Neyse, konuyu anladınız diye düşünüyorum. Yeni çıkan bir yapay zeka sürümü olduğu için şu anda inanılmaz bir yoğunluk olduğundan dolayı en azından konuyu özetleyecek şekilde bir sohbet çevirdik burada. Bu testte kullandığımız yapay zeka GPT-4 sürümüydü arkadaşlar. Çoğu insan bunun yeni çıkan Omni olduğunu düşünüyor ama değil. Omni sürümünün sesli ve görüntü desteği birkaç hafta içerisinde yayınlanacak. Peki Omni sürümü yayınlanınca aynı testi yapsak ne olur? Bakın ne olur. Yapılmışı var. Sounds like we're in for an intriguing interaction. There's a noticeable bright light overhead, probably a fixture. Did anything unusual happen recently? Yes, actually. Just as you asked, another person came into view behind the first person. They playfully made bunny ears behind the first person's head and then quickly left the frame. Bir şey fark ettiniz mi? Kamerası açık olan yapay zeka diğer yapay zeka ile konuşurken görüntüye giren kadın adama tavşan yapıp gitti. Şaka yaptı falan. Çıktı gitti sonra. Tuhaf olan şaka değil. Yapay zekanın bunu hatırlama biçimi. Size hipokampüs desem, beynimizin temporal lobunda yer alan bu bölgenin adı hipokampüs. Bu bölgenin görevi geçici hafıza oluşturmak. Yeni biriyle tanıştığınız anını hipokampüs kaydeder. Yolda yürürken birine adres sordunuz, hipokampüs kaydeder. Ya da Matrix'te kırmızı elbiseli bir kadın gördünüz, hipokampüs kaydeder. Yani kısa süreli anlık bilgilerin kayıt merkezidir burası. İşte GPT-4o'nun bu kadını hatırlama şekli de beynimizdeki hipokampüs gibi. Bir süre önce gördüğünü işliyor, hemen silmiyor, lazım olduğunu hatırlıyor. Bu arada yanıtları ortalama 320 milisaniyede veriyor ki bu da bir insanın tepki süresine eşdeğer denebilir. Yani Omni, insan beyninin farklı girdileri alıp yeni bilgiler üretebilme yeteneğini taklit edebilen gelişmiş bir yapay sinir ağı. Ama çok daha fazlası var. OpenAI diyor ki, ilk defa hem görüntüyü hem de sesi aynı sinir ağında işledik. GPT-4o'nun neler yapabileceğini, sınırlarını keşfetmek için yolun çok başındayız. Peki bu yol bizi nereye götürüyor? Direkt işin başındaki isim OpenAI CEO'su Sam Altman'ı dinleyelim. I believe that someday we will make something that qualifies as an AGI by whatever fuzzy definition you want. The world will have a 2-week freak out and then people will go on with their lives. There's no like one big magic red button we have that blows up the data center, which I think some people sort of assume exists. It's not this binary go stop decision. It is the many little decisions along the way about allow this, don't allow this, how to predict what the risks of the future are going to be, how to mitigate those, set this new value here, things like that. AGI ya da açılımıyla Artificial General Intelligence ya da Türkçesiyle yapay genel zeka. Akıl yürütme, insansı ve insani değerlere uyumlu şekilde ve artık 3 yaşındaki bir çocuğun değil de bir yetişkinin zeka seviyesine yakın anlamlandırmalar yapabilme, bağ kurma gibi. Yani tıpkı bir insan gibi. Özetle bugün gördüğünüz şey insana en yakın yapay zeka örneği. Yani basit bir yapay genel zeka. Gelecekte neler olabileceğine dair ciddi ipuçları veren bir gelişme. Dil kursları bir gecede tarih oldu mesela. Yeminlisi hariç tercümanlık mesleği artık geçerli bile değil. Özel ders almak için dershanelere, hocalara öyle kamyon yüküyle paralar yakmaya gerek kalmadı. Bir programlama dili öğrenmek, basit bir kodlama işine saatler harcamak artık neredeyse mantıksıza yakın. Hatta OpenAI'nin en büyük ortaklarından Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'a göre yakın gelecekte yazılım öğrenmek bile gereksiz olacak. You probably recall over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody who sits on a stage like this would tell you it is vital that your children learn computer science. And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program. Peki tüm bunları mümkün kılan bir yapay zeka neden ücretsiz olur? Yani yanlış anlamayın beni, tabii ki ücretsiz olması bu hizmetin çok iyi bir şey. Ama insan sorgulamıyor değil. Böyle bir hizmeti sunan firma neden bundan para kazanmak istemez? Ya müzik dinleyebildiğimiz basit uygulamalar ücretliyken
böyle bir yapay zekayı neden ücretsiz kullanabiliyoruz? Aslında bunun cevabını yakın gelecekte yaşanan olaylardan çok iyi bilenlerimiz var. Hatta hepimiz bunun farkındayız ama yapay zeka işin içine girdiğinde ton biraz değişiyor arkadaşlar. GPT olarak kısalttığımız önceden eğitilmiş üretken dönüştürücü denen bu yapay zekaların tamamı bugüne kadar internette herkesin erişimine açık olan yazılar, görseller ve videolar ile eğitildi. Ancak bir insanı taklit etme yolunda bu veriler artık yetersiz kalıyor ve internette her şey birbirinin kötü taklidinden ibaret. Sadece TikTok videolarına bakarak daha insansı olmayı öğrenemiyor yapay zeka. Şöyle düşünün. Sosyal medyada paylaşım yaparken çoğunlukla bu paylaşımın birden fazla kişiye ulaşacağını, halka açık olduğunu bilerek hareket ederiz. Bu da gerçek karakterimizi, iç dünyamızı, duygularımızı, gerçek hislerimizi internet ortamına taşımamızı engeller bir nebze. İşte bir yapay genel zekanın zamanla daha insansı hale gelmesi için tam da bu internete yansıtamadığımız, daha kişisel olan verilere ihtiyacı var. Daha önce öfkelenen insanın bağırdığını, üzülenlerin ağladığını, mutlu olanların gülümsediğini biliyordu yapay zekalar ama yüzeysel olarak bir emoji gibi. Ancak artık üzüntünün ve öfkenin sessizliğe de sebep olabileceğini, bu sessizliğin kişiden kişiye ne kadar süreceğini, hangi kişinin hangi tipte karakterin hangi duygusal durumlar karşısında nasıl göründüğünü, hangi ses tonuyla konuştuğunu daha detaylı öğrenecek. Ve unutmayın ki öğrendiği bu bilgileri anlamlandırıp, ilişkilendirip hiçbir insana ihtiyaç duymadan yeni bilgiler üretebilecek. Bu işin başındaki şirket OpenAI neler yapılabileceğini ve sınırlarını görmek için yolun çok başında olduğumuzu söylüyor. Anlaşılan o ki çok kısa bir süre içinde 2000 yılından sonra çıkmış çoğu bilim kurgu filminin gerçeğe dönüştüğüne hep birlikte tanıklık edeceğiz. Görüşürüz. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was... Look again. Freeze it.